Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Android cihazlarınıza nasıl root atabilirsiniz? Buna bakacağız. Root işlemi garantiyi götürür götürmez. Hani bu tam net bir konu değil ancak okuduğum kaynaklar hepsi garantiyi götürdüğü yönde arkadaşlar. O yüzden yapmadan önce iki defa düşünmenizi tavsiye ediyorum. İnternette baktığınız zaman çok meşakkatli bir iş gibi gözüküyor ancak bir o kadar da basit. Yanımda İzmo Bilişim'in yazılım ekibinden Mustafa var ve bize root yapımını anlatacak. Ben çok hakim olmadığım için onu çağırdım, yetiş dedim, yardım et dedim. O da sağ olsun geldi. Evet abi, şimdi root yapımına başlıyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey nedir? Öncelikle merhaba arkadaşlar. Root işlemi tahmin ettiğiniz kadar zor bir işlem değil. Şimdi hep birlikte göreceğiz. İlk önce kullandığımız tabletin marka ve modelini öğrenmemiz gerekiyor. Buna göre gerekli dosyaları indireceğiz. Şimdi bu tablet ismi veya telefon ismi işte Samsung Galaxy Tab bilmem ne değil. Burada yazdığı bir model ismi var bunun. Hani telefon ne olursa olsun veya tabletin burada bir model ismi yazıyor. Mesela bunun SM-T310'muş. Ona göre indiriyoruz arkadaşlar. Model numarasını öğrendikten sonra xdadevelopers.com ya da androidxda.com'dan gerekli dosyaları aratarak rahatlıkla bulabiliriz. Bu söylediğim sitelerden biz daha önce gerekli dosyaları bulduk ve gördüğünüz üzere Odin ve bir tane tar uzantılı bir dosya var. Öncelikle ilk işlemimiz cihazı kapatmak olacak. Kapatıyorum abi, hemen şöyle basılı tutalım. Cihazı kapattıktan sonra bir enteresan bir açma yolu var bunun. Ne yapıyoruz abi? Cihazın ses kısma tuşu, home tuşu ve power tuşuna aynı anda yaklaşık bir 5-6 saniye basılı tutuyoruz. Peki USB'nin takılı olması lazım mı? Hayır, önemli değil. Tabii bu tuşlar cihaza göre değişebiliyor. Tamam, şimdi çekebilirsin. Gördüğünüz üzere şu an kendi işletim sisteminizi yükleyebileceğiniz ekran geldi. Burada sizi uyarıyor. Veri kaybı yaşayabilirsiniz vesaire gibisinden. Zaten bu işlemi yapmadan önce verileri her ihtimale karşı bir yedeklesinler değil mi? Tabii gerekiyor. Her ne kadar veri kaybı olmayacak dese de her ihtimale karşı yedeklemeniz gerekiyor. Buradan direkt ses yükseltme tuşuna basarak geçiyoruz. Bir basılı mı tutuyoruz? Basıp yok, bir kere basıyoruz. Bastım. Aa, geçti. Aynen, şu an download moduna geçti ve bizden Odin yazılımı açılmasını bekliyor. Şimdi bilgisayar aksiyonuna giriyoruz. USB'yi burada takmamız lazım mı peki? Şu an takmamız gerekiyor. Aynen, USB'yi taktık. Aha, zaten şeyde de çıktı. Odin'de de edit diye çıktı. Aynen, direkt olarak gördü ve buradan PDA butonuna basarak indirdiğimiz klasörün içindeki CF Auto Root dosyasını gösteriyoruz. Bu kendi telefonuna göre veya tabletine göre değişen bir dosya değil mi? Aynen, bu dosyayı cihaz marka ve modeline göre değişik gösterebiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde aramanız gerekiyor. Yanlış bir dosya yüklerseniz telefonunuz açılmayabilir. O model numarası işte o en başta yazdığımız SM-T310. O yüzden önemli arkadaşlar. Hani gidip de telefonunuz S4 ise S4 diye aratmayın. Tam model numarasını yazın. Hatta şey bile olabiliyor. Avrupa işte Japonya cihazın isimleri farklı olabiliyor. O yüzden tam model numarasını ayarlardan bakın, öyle indirin. Aslında işimiz bu kadar. Tar dosyasını gösterdikten sonra sadece start butonuna basmamız ve beklememiz yetiyor. Şu an olanlar oluyor. Şu an bir şeyler oluyor. Oluyor mu abi şu an? Aynen, şu an tablet kendine geliyor. Android OS sürümü yükseltiliyor diyor. Şu an tamamladık arkadaşlar işlemi. Root işleminin olumlu sonuçlandığını nereden anlıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Odin 3'te, yani Odin yazılımında pass dedi, yani geçti, halloldu root işlemi. Root işlemi riskli dedik arkadaşlar, yani tehlikesi olabilir dedik. Ancak siz izin vermediğiniz sürece tabii ki de sizin tabletinizde, telefonunuzda kendi kafasına göre bir işlem yapamaz. SuperSuite zaten bu konuda size yardımcı oluyor ve uygulamaları sizin izin verip vermemenizi sağlıyor. Yani diyelim ki root gerektiren bir uygulama indirdiniz. SuperSuite size soruyor, bu uygulamaya izin veriyor musun, güveniyor musun diye. Yani zart diye telefonunuza veya tabletinize kurulmuyor rootlu uygulama. Yani SuperSuite kurulduysa son olarak telefonunuz veya tabletiniz rootlanmış demektir. Artık root gerektiren uygulamaları gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Bir sorunuz olursa arkadaşlar bu videonun altına yorum yazın. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışalım.
Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.